Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA Vice City'ye hoş geldiniz. En son GTA Vice City'de o lanet helikopter görevini yapmıştık. Birçoğunuzun yorumlarında görmüşüm, bazı ahbaplarımızın oyunu bırakmasına neden olmuş o görev. Ama ve lakin Serdar dostunuz yardımınıza yetişti ve görevi geçti. Tabii bu nasıl bir yardım dokundu ben de bilmiyorum. Ama olsun, intikamınızı aldım, merak etmeyin. Kanımız yerde kalmadı. Bu kadar saçmaladıktan sonra da ise müjdemi isterim, GTA 5 oynayabileceğim en sonunda. Bilgisayarda laptopum kaldırıyor, FPS sorunu fazla yaşamıyorum. Daha doğrusu daha FPS'ı açmadım ama yani iyi görünüyor şu anda. Şöyle sağ taraftan döneyim. O geçen defa kaydırdıktan sonra bir tane adam aradı, dedi ki şuradaki telefonun oraya geldi dedi. Şunun şurasındaki telefonun oraya geldi dedi. Ben de o telefonun oraya geliyorum. Muhtemelen gene bir tane suikast görevi verecek veya saçma sapan bir pizzacı görevi daha verecek. Pizzacı görevi de zormuş. Bayağı. İnsanların dediğine göre, sizlerin dediğine göre. Siz insansınız, o yüzden yani insanların dediğine göre aynı şey, gene uçuyorum. Her neyse, o görev bayağı zormuş. Normalde. Ben onu böyle birkaç saniyede yaptım ama. 1-2 dakikanın altında yaptım ama. Normalde zormuş o görev. Demek ki şansıma öyle geldi veya kimse, herkes herhalde şey yapmaya çalıştı. Arabadan inip dövmeye çalıştı. Şu arabadan inip dövmeyeceksiniz. Arabayla direkt dalacaksınız. Motosikletçiyse. Sonra da isterseniz arabayla birkaç defa ezin veya şey yaptıktan sonra şurada gördüğünüz gibi bir tane görevi bekler. Çalıyor. Hadi bakalım. Karıyı harca. Bir tane herhalde bayanı öldüreceğiz. Çok güzel. Peki ya kağıdı başka birisi alsaydı, o zaman ne yapacaktın Hüdük? He? Ya kağıdı böyle meraklı birisi alsa? Hehe, ne haber güzelim? Ya kağıdı başka birisi al... Gebert ama kaza süsü vererek, sakın ateş etme. Arabaya veya motora binmelisin. Ha, arabaya binmiştim zaten. Sakın silah kullanma. Çarparak arabasını yak. Geversin! Tam bana göre bir görev. Sağlık. Ha, arabanın sağlığını yapacağız herhalde. Seni şöyle güm diye. Şimdi deli gibi sürecek, sağa sola falan çarpacak. Hop. Seni şöyle alalım biz. Lan benim araba gitti. Kaç. Evet, bu bahsede herkes yapıyor, sen merak etme. Neyse, yeni araba aldık en azından. Arabanın sağlığı süper. Bir araba hayvan gibi. Ben kendime güveniyorum. Yaparım ben bunu. Sen benden kaçamazsın kızım. Ben profesyonel kaza süren adamım. Çünkü zaten cinayetlerimin çoğunu kaza yaparak işliyorum. Yani kaza ara oluyor. Kasten değil. Mesela adamlara falan çarpıyorum yolda. Öyle oluyor yani. Bir de sağa sola böyle sapmalar yapmasa. En azından sağlığını şöyle bakarsanız bir %35 falan gitmiştir ya. Sağa mı döneceksin sen? Aa! Aha, araba bayağı gidiyor. Aa, benim araba da gidiyor. Allah Allah, çok ilginç. Arabanın canını okudum. Ah. Birlik oldukça yapıyoruz. Yayaları eziyoruz. Çok kaza oluyor. Çok. Oyundaki yayaların yaklaşık bir %20'sini falan hallettik. Sana bir şöyle şey yapabilir miyiz? Oh my god. Sana kaza süsü vereceğim şimdi. Çok süsleneceksin. Süslü püslü bir insan olacaksın. Patlayacak. Kaç oradan. Ha, takip etme beni. Patlayacak senin araban. Oba, bu kadar. Arabanın da arkası açıldı. Güzel bir ev yaparız orada. Görev tamamlandı. $2000. Teşekkürler dostum. Yalnız ben son zamanlar tüm görevlerden neredeyse sadece bu kadar para alıyorum. Yani $2000, $1000, $4000. Ne zaman ben 10.000'leri göreceğim? Ne zaman ben 20.000'leri göreceğim?
Sonuçta ben burada bir iş yapıyorum. Ben burada gördüğünüz gibi iki tane araba haşat ettim. Tabi arabalar benim değildi. Direkt sokaktan çaldığım arabalardı ama olsun yani, kendi işin içinde emek var. Ben yeni tür şeyleri istiyorum, paralarımı istiyorum. Bana euro ile ödeme yapacaksınız bundan sonra. 10.000 euro, 20.000 euro. 4.000 euro, 5.000 euro. Çünkü euro daha pahalı olarak. Olsun. Hala öyle mi onu bilmiyorum ama. Polis var. Polis abimiz yanımızdayken yasa dışı bir şey yapmayalım. Pek mantıklı olmaz. Okyanus plajı. Okyanus plajı kadar saçma bir isim var mı? Deniz plajı diye bir yer duydunuz mu? Okyanus plajının hiçbir farkı yok çünkü onunla. Again albay yapıyoruz. Cortez. Albay Cortez sanırım. Colonel Cortez. Ben C'yi şey zannetmiştim. Colonel'ın C'si zannetmiştim ama sanırım Cortez'in C'si de olabilir. Emin değilim ya, boş ver. Aha, araba, mis gibi araba da orada duruyor. O arabayı alır giderim ben biraz sonra. Tam olarak 51 tane kurşunum var. Gardiyan melekleri. Tomas, Ne olacak oğlum? Aa, hapishaneye mi dalacağım? Forgive me for getting straight to business. Söyle bakalım. Diaz has asked me to oversee a minor. Diaz, lanet olsun Diaz'a, hiç görmedim adamın yüzünü. Which is why I thought of you, my friend. Ben mi geldim aklına? I dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up. Ne? Then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Çalışmaya gireceğiz herhalde. Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Tamam, Diaz'la ilgili bir şeyler yapacağız şimdi. Diaz'ın adamlarını koruyacağız. Tommy dedi ki, o küçük lanet olası ucube cüce. Cücenin etrafta şimdi neler yaptığını, ne kadar bir güce sahip olduğunu, ne işler çevirdiğini bir göreceğiz diyor. Aynen öyle dedi. Ben hiçbir şekilde abartmadım. Hiçbir şekilde. Sıfır. Ha, o kadar da uzak değilmiş ama velakin çatışmaya gireceğiz. Çatışmaya gireceğimiz için plaza burası, tamam. Ha, otopark. Hemen şurada malzemeler falan mı var? Aa! Direkt AK-47 verilir bana. AK-47 değil bu. Ya bir adamların şeyi olacağım. Ha lan, nasılsın? Aynen, göster bakalım ne ürünlerin var. Hadi gelin. Lance ile birlikte anlaşmanın yapıldığı mekana git. Senin araba bayağı sağlammış. Diaz'ın bir tarafını kollayın. Kruger saldırı silahıdır. Oyuncu gözü kamera açısından nişan alabilirsin. Ne? Fort Portion mu? Ne diyor lan? Şöyle. Şöyle gidelim. Yollar çok boş. Yollar bayağı boş. Hani aşırı boş bence. Sanrias da ilk kadar doldu ya. Tam bu Sanrias'ta önceki oyun ama bence birazcık daha bir şeyler eklenebilirdi yani yollara. Çünkü sanki Vice City'de değil de şöyle bir kasabadaymış havası veriyor. Şuradan gireceğiz. Yukarıdan mı atış edeceğiz? Hadi bakalım. Aa yok, adamın. Diaz, nasılsın? Sen Türkiye benziyorsun bayağı ya. Baya göbeklisin, kısa boylusun. Kafa kel. You must be Cortez's new gun until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. Aynen. Better get a good vantage point. Okay. I'll take the balcony, you get the roof across the yard. Ha ha kaptan. Kaç 210 tane şeyi var. Burada mı kalacağım? Adamlar hiç şey yapmıyor zaten. Hiç görmüyor bizi şu anda. Biz çok gizleniyoruz. Şu an stealth skill'lerimiz çok var. Vuracak mıyız bunları? Vuralım mı? Vurayım mı, ne yapayım? Arkadan. Al. Bu kadar. Sen de şöyle vurabilir miyiz? Çok güzel. Başka gelen var mı? Bak 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 bak, geliyorlar. Ah. Vice de benden daha iyi
kas gücü adamı yoktur. Bak bak bak, arkadan geliyorlar. Oh. Al, seni de alalım. Diaz'a yaklaşmayacaksınız. You shall not pass. O çok karizmatik ölüyorlar burada ya. Bak bak bak, bu sefer buradan geliyorlar. Hadi, sizi nereden çıkarıyorlar böyle ya? Adam kaçıyor. Adam dayanamadı. Şeyi kaldıramadı. Tamam. Benim param mı? Parayı aldı gidiyor mu? Dur, şöyle kovalayalım adamı. İleriye atış etmek için CTRL veya LMB'ye bas. LMB, sol mouse tuşu. Aha kaptan. San Andreas'taki aynı motor sesi. Demek ki San Andreas'a oyunun motor sesini değiştirmemişler. Lan. Heh. Çabuk çabuk çabuk. Kaybetmememiz lazım adamı. Parayı aldı, kaçıyor. Sen kimin parasını alıyorsun oğlum? Ben biliyorum nasıl hissettirildiğini. Bir sistem paranı aldığın zaman. Ne oluyor ya? Hacı ateş edemiyorum ben. Ne saçma silah verdiniz bana siz. Hah. Çantayı al ve Diaz'a götür. İşte aynen böyle kanka. Aynen böyle. Adamı nasıl düşürdüm ama. Motordayken ateş etmemiş, gerek kalmadı. Diaz, artık bana verirsin birazcık harçlık ha. Sana bu kadar paranı kurtardık. O kadar adam öldürdüm. Yani tek başıma öldürdüm adam sayısı çok fazla. Direkt headshot'tan falan. Bence de headshot'lar kolaymış ya. Kaç, 95 canım var kaldı. Yani ki bana sıkan da varmış. Sadece ben Diaz'a sıkıyorlar zannediyordum. Bu arada GTA 5'i açabildiğimi söylemiştim değil mi? Hah, tamam. Yani yakında videolar atmaya başlarım onun. Hala yaşıyorum. Tiki, sizin sayenizde. Cenk Oğuz. Adam Amigo değil benim. Neyse. Lanet olsun sana. Koca göbek. $1000. Oo, bu araba çok sağlam. Ben bu arabayı alıyorum. Çok karizmatik bu araba. Oh yeah. Sol tarafta bir yerde şöyle giderken bir şeyler vardı. Şeyler gördüm sanki şöyle sol tarafta giderken. Otopark gibi bir şey. Otopark değil de şöyle direklerin arasında. Şurada mıydı acaba? Şurada mıydı? Bir silah vardı sanki ya. Neyse. Aha. Aha. Şey çalıyor. Aç bakalım. Sana teşekkür etmek için aradım. Hiçbir şey kanka. Sen söyle, daima yardım ederim ben. Ben çok iyi kalpli bir insanım. Aynen. Sağ olasın dostum, ben gelirim. Ben tabii hiç görgü kuralları falan yok. Ben son derece kaba bir herifim. Hödüğün tekiyim. O yüzden direkt kapattım telefonu. Hiçbir şey söylemeden. Ben adam teşekkür ediyor bana. Seni zengin yapacağım diyor. Sana ihtiyacım var diyor. Biz direkt kapatıyoruz. Bir sevleyeyim şurada. Ondan sonra Diaz'ın yanına gideriz. Seni lanet pislik. Üçüncüye sevleyelim bu sefer. Şuraya bir binelim bakalım. İn. Koş koş, öndeki araba çok güzel. İn bakalım. İn bakalım tatlım. Ben alacağım bunu. Hova, çok güzel. Ben hızlı arabaları çabuk kırarım ama. Olsun, ben kendime güveniyorum. Yollar çok boş ya. Çok hoşuma gidiyor. Mesela San Andreas olsa arabalar çok çabuk hallederdim ben. Hemen haşat olurdu arabalar. Diaz tam olarak nerede? Ha, birazcık buradan sağ tarafa doğru gideceğim. Sağ tarafa doğru gideceğim. Ondan sonra şu ilerideki köprüden geçeceğim herhalde. Hava adamın ortasında yaşıyordu. Doğru. Şuradan gidiyoruz. Herhalde. Ondan sonra sola mı döneceğiz? Muhtemelen.
Oo, hemen önüme çıkma kaptan. Çok şey yapıyorsun. Çok gaza gelip önüme çıkıyorsun. Çarparsan fena olurdun. Çok fena olurdun. Arabaları çarparak yok etme konusunda biliyorsun gayet. Hayır, bilmiyorsun sen. Çünkü sen daha yabancısın. O zaman seni dışlıyoruz. Abi diyorsun arabasına bak. Arabaya bak, ben bu arabaya yapmak istiyorum. İçimden geldi, çok içimden geldi. Dayanamadım. Kolombiya'dan büyük bir şey bekliyormuş. İpucumu desem, ne desem ya. Ne oluyor oğlum? Ne izliyorsun sen? Ha, at ya, şey izliyor. Sen bayağı zenginsin zaten. Televizyona hiç gerek yok zaten. Oğlum, az önce bana teşekkür ettin. Süpersin dedin. Bu adam bayağı sinirli. İyi bir iş çıkardın diyor. Tamam. As I said, amigo, you work for me now. I work. Shut up. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know. Senin kafanı gözlü kırarım. Öldüreceğim seni. Kafaya koydum ben. Seni öldüreceğim ben. Görevlerinden birinde başarısız olacağım en azından. Seni öldüreceğim ama. Senin hıncımı çıkarmam lazım. Ölecek bir tipe benziyor. Later, we will kill you. Anlaşıldı. This asshole thinks he can mess with me. If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Şey diyor, bu adam benimle bana bulaşabileceğini mi zannediyor? Diaz'a diyor yani. Bu adam derken Diaz'ı kastediyor. Eğer Vice City'nin bana sunabileceği en iyi adam buysa, çok kolay olması lazım diyor bu iş. Hani iş derken bu parayı bulmaya şey. Çünkü Diaz'ı Tom Universal'ı da sevmemiş bizim. Çok değerli Tommy'miz de sevmemiş. Kanka, her ne kadar var çok güzel olsa da ben seni buradan dışarı atacağım. Sen bayağı bir mafya patronuna benziyorsun. Ama gıdım umurumda değil. Ben Tommy Verse'liyim. Canına çekerse yaparım yani. Bu. Olayımız bu. Aa, adam ezmiş. Şerefsiz, pislik, trafik kurallarını ihlal ediyor. Sen nasıl olur da gidip masum birinin canını alırsın ha? Nasıl gidip masum birinin canını alırsın? Nasıl trafik kurallarını ihlal edersin sen? Neden bazı örnek vatandaşlar gibi sürmüyorsun ki? Neden Tommy gibi sürmüyorsun arabalar? Neden benim gibi sürmüyorsun? Benim bu arada yeni arabaya ihtiyacım var. Biraz şey dedik ama. Aslında bundan sonra o kadar da hızlı hareket etmemize gerek kalmayacak. Çünkü takip görevine geçiyoruz. Ama bilmiyorum, genelde arabam darmadağın olabilir, bilmiyorum. Pencereden bak. Pencerede mi bakayım? Tamam. Cama yapış böyle, içeri bak. Hiç kimse yok. Merhaba. Oh shit. Oh shit, çatıya kaçtı. Takibe devam. Hayır, ama herifi gebertme. Hayır kaptan. Gebertme. Woo. Kim sıkıyor oğlum bana? Adamı takip ediyorum. Çatıdan çatıya koşuyoruz. Adam yoruldu. Tommy Verse'de yoruldu. Zıpla. Zıpla Tommy, zıpla. Zıpla kanka. Zıplayabildiğin kadar zıpla. Çok yavaşsın ahbap diyor. Oha. Bu mu yani? En iyi yapabileceğin şey bu muydu? Aa bak, şey yaptım. Ben de oradaki motoru alacağım büyük bir ihtimalle. Çabuk araç bul, takip et diyor. Bak Vespa var burada. Bununla mı takip edeceğim yani? Wow 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 wow. Hey 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 hey. Sıkmak yok, sıkmak yok. Oh oh kanka, oh hey hey hey, ha ha, aha, atlı şerefsiz. Uzaktan sıkamazsın, ben seni uzaktan takip edeceğim. Seni görüyorum, hala görüş aldığım içindesin ama sen bana sıkamıyorsun işte, çok noobsun. Ayrıca senin silahının menzili de o kadar fazla değil. İyi sıkıyor ama. Seri attırıyor, benim de lastik patladı ya. Tövbe yarabbi, neyse. Sıkıntı yok. Motorla takip etmek daha iyi. Arabanın çünkü her tarafına vuracak bu sefer. Buraya alışveriş merkezi yapmış. Sanırım alışveriş merkezi var mıydı ya? Vardı ama içinde hiçbir şey yoktu. Bak burada ne güzel bir şeyler koymuşlar içerine. Sakin sakin tatlım sakin. Sakin herkes. Herkes burada aynı
şey diyeceğim senin. Polis birini kovalıyor. Bana sıkan, bana elinde otomatik tüfekle motorla giden birisini ateş eden adama hiç dikkat etmiyor. Çünkü şehrin içerisinde otomatik tüfekle ateş etmek çok normal bir şey. Tamamen yasalara uygun. Ulan motordan ben motordayım. Bana hiç tutturamadınız. Canım gitmedi daha. 95 şeyde olmuştu. Diyazı korurken olmuştu. Oh, sakin. Adamları öldürmeyeceğim. Sadece takip edeceğim. Hay kaptan. Polis hiç şey yapmıyor musun ya? Adam elinde otomatik tüfekle gidiyor arabanın tepesinde. Sen hiç aldırmıyor musun onu? O zaman ben bu kadını ezemeyeceğim. Ezemedim. Başarısız oldum. Utanıyorum kendimden şu anda. Bak yoldaki adama vurdu ya. Ulan şerefsiz, sen neden yoldaki adama vuruyorsun? Polis! Vatandaşı vuruyorlar, polis! Vatandaşı korumak senin görevin değil mi ulan? Kim nereden sıkıyor lan? Arkamdan sıkıyorlar sanki. Nereye gidiyor oğlum bu? Bana bu köprünün bu kısmından sıkması birazcık zor olur. Birazcık çek gitmesini bekleyeceğim. Ve kaldırımlardan geleceğim ki vatandaşı kalkan olarak kullanıyorum. Hemen böyle şuradan gideyim. O ne yapacak şimdi? Nereye gidiyor? Hey beceriksiz noob, ne yapıyorsun? Acı briefing'e bakman lazım. Son yazılar. Çatıya kaçtı. Ezik çok yavaşsın ihtiyar. Koşmaya devam et. Ha. Çabuk aracı bul, takip et. Aracı buldum, buraya kadar geldik ama. Ha, içeri giriyor buradan. Görev tamamlandı, bu kadar. Neredeyiz? Sıkıntı yok, buradan sola mı döneceğim o zaman? Çekicinin olduğu yere doğru. Dur bakalım. Burası kuzey. Ben doğuya döneceğim. Tamam. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.